biliyorsunuz İslam hukukunda, İslam ticaret hukukunda faizin her çeşidi kaldırılmıştır. En küçüğünden en büyüğüne kadar, resmisinden gayri resmisine kadar faizin her çeşidi kaldırılmıştır. İslam ticaret hukukunda. Mümkün değil. Ve İslam hukukuna göre bir şey haram olduğu zaman, bir şey haram mıdır? O harama götüren bütün yollar da haramdır. İslam hukukunda bir şey haram olduğu zaman o harama götüren yolların her türlüsü haramdır. Mesela İslam dininde, İslam hukukunda zina etmek haramdır. Bakın zina etmek haramdır. Zina bütün akıl sahipleri nezdinde haram, günahtır, isyandır. Dinli dinsiz herkes kabul edecektir ki zina haramdır, zina haramdır, fuhuş haramdır. Allah-u Teala buyuruyor ki zina haram olduğu gibi insanı zinaya götüren vasıtalar da haramdır. İnsanı zinaya götüren, insana zinayı hatırlatan, zinayı hatırlatan her türlü davranış da haramdır. Sadece cinsi temas demek olan zina, nikahsız temas haram olmayıp insanı zinaya götüren, zinayı hatırlatan, zinaya sürükleyen bütün sebepler de haramdır. Dikkat edin. Mesela bu sebep nedir ki İmam-ı Azam bu noktada hareket ederek buyuruyor ki bir kadın, herhangi bir kadın oturduğu yerde vücudunun hararetini bırakır. Bir kadın nerede oturuyorsa o oturduğu yere vücudunun hararetini bırakır. Bu ilmen, tıbben sabit, insanlara söyledi. Vücudun bir ısısı var. O ısıyı oturduğu yerde bırakır kadın. İşte bir kadın oturduğu yerden kalktıktan sonra bir zaman için o kadının vücudunun harareti o sandalyede, kanepede, koltukta kalır. İşte o kadının vücudunun harareti o sandalyeden, koltuktan, kanepeden kalkmadan, uçup gitmeden, izale olmadan o kadının kalktığı yere hemen oturan bir Müslüman erkek haram işlemiştir, o kadınla zina etmiş hükmedir diyor. Şimdi söyleyin bana, bu cemiyetten Allah razı mıdır? Bu cemiyetin yaşadığı hayattan Allah razı mıdır? Söyleyin. Bırakın pırtıyı pırtıyı bir yana. Cemiyetiniz cehenneme gidiyor sizin. Karınız, kızınız, çoluk çocuğunuz, bütün zürriyetiniz, hacınız, hocanız hızlı cehenneme gidiyor bu cemiyetin. Bırakın çekişmeyi. Bu cemiyetiniz buna yapın. Cemiyeti İslami hakikatlere getirin. Otobüslerde, vapurlarda, trenlerde, dolmuşlarda kadınlarla erkeklerin kucak kucağa zina ederek hayat sürdüğü bu cemiyetten vallahi Allah razı değildir. Önüne gelen adama Allah razı olsun deme. Cehenneme gideceksin, vebal altındasın. Bu cemiyetin neresi Allah razıdır? Efendiler, İslam hukukuna göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz büyük müçtehit şunu haber veriyor. Bir Müslüman erkek annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi gibi akrabası olmayan yabancı bir kadının iki bacağının arasına bir saniye
alet-i tenasülüne bir saniye gözüyle, şehvetle nazar etse, o kadının kızını ebediyen alamaz, zina etmiş hükümdedir. Açın okuyun kitapları. Bir Müslüman erkek, gayrimüslimleri konuşmuyoruz, biz İslam cemiyetten, Allah razı olsun dedik de şeriyetten konuşuyoruz. Hayatımızı hesaba çekiyoruz şimdi. Ben bununla mükellefim. Bu cemiyet Müslüman mı değil mi onu anlatıyorum. Sokaklarıyla, caddesiyle, televizyonuyla, radyosuyla, üniversitesiyle, ilkokuluyla, lisesiyle, ortaokuluyla bu cemiyet vallahi Müslüman cemiyet değildir. Deminden söylüyorum. Gelsin ispat edeyim. Kim gelirse gelsin. Hangi hoca gelirse gelsin. Allah'a harp açmış bir cemiyet bu. İslam'da zina haramdır. Zinaya götüren, zinayı propaganda eden bütün vasıtalar da haramdır. İslam'da zina haramdır. Zina eden kadınların resimlerini, açık saçık resimlerini basıp yayan ve satan gazeteleri cebine sokup gezdiren Müslümanlar da aynen zina etmiş hükmünde olacaklardı. Haramdır o da. Zinaya götüren bütün vasıtalar da haramdır. Bunu söylüyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men messem ra'eten bi şehvetin harumet aleyhi ümmüha ve ibnüha. Dikkat edin. Bir erkek annesi, bacısı, kız kardeşi gibi olmayan namahrem yabancı bir kadınla bir Müslüman erkek elini uzatıp da yabancı bir kadın, yani annesi, kız kardeşi gibi bir şey değil, yakın akrabası değil, yabancı, ama komşusu, ama arkadaş, ama şu bu, ne olursa olsun, değil mi ki kız kardeşi değil, değil mi ki annesi değil, değil mi ki halası değil, değil mi ki teyzesi değil, böyle olmayıp da yabancı bir kadınla elini uzatıp tokalaşırken şehvete gelirse, içinden şehvi bir gıcıklanma hissederse, o kadınla zina etmiş hükmündedir, o kadının kızıyla ebediyen evlenemez. İslam'ın hükmü budur. Şimdi siz gelin bu cemiyete, has buyurun, bunlar ilahi hükümler, bunlar fıkhi hükümlerdir. Cemiyeti saran hadiseler bunlar, anlatmaya mecburum bunları. Bir kadın da karşısındaki erkeğin, has buyurun, İki bacağının arasında tenasül aletine nazar edip bakarsa, o kadın da nazar ettiği erkeğin oğluyla ebediyen evlenemez, zina etmiş hükmündedir. İslam hukuku beledir.